oğlu iftihar vesilesi olan 13,5 yıllık bir mazisinden güç alarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Kuruluşundan önce ve sonra gücünü ve desteğini milletimizden alan AK Parti teşkilatlarımızın hakkın yolunda hiçbir zorlukta ve güçlükte çekinmemiştir. Başarı çıtasını her seferinde yukarıya çekmiş, mevcudiyetini korumanın ötesinde standartlarını daha yükselten ve zamana yenik düşmeden kendini sürekli revize eden, böylece dinamizmini güçlü tutan ülkemizin saygın bir siyasi kurumu haline gelmiştir. Bir olalım, iri olalım, diri olalım ekseni bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde hamdolsun ki bugün ülkemizde 9,5 milyon üye tüm Türkiye'de, Yalova'mızda 25 bin üye sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Yalova'da %15, ülke genelinde %17 üye oranına sahibiz. Tabii ki bu bizim için yeterli değil. Daha önce koymuş olduğumuz %10'luk üye hedefini inşallah önümüzdeki dönemlerde %25'e çıkartmayı hedef edindik. En az güne kadar yapılan, hatta daha fazlası çalışmaları kadar üzerine koymamız, daha çok mesafe kat etmemiz gerekmektedir. Bu yüzden sen, ben ve o, siz ve onlar yerine biz demeliyiz. Sahip olduğumuz maddi, manevi, beşeri tüm değerlerin yanında aslımızın ve özümüzün kaybetmeden yeni kazanımlara daha fazla katkı sunmaya ve millet için umudu, hevesi olan kardeşlerimizle aynı yolda yürümeye yönelmemiz gerekmektedir. Daha fazla ne yapabiliriz, daha iyisini noktasında bizlere ne düşer düşüncesiyle hareket etmeliyiz. İşte tam bu noktada Yalova'mızda partimizin başarısını, geldiği noktayı iyi tespit edip, durumu ve gerçeği doğru tahlil edip, yeni bir vizyon sergilemek, AK Parti Yalova İl Teşkilatlarında ve partimizden beklentisi olan halkımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilincinde olmak en önemli ve olmazsa olmaz ilkemizdir. Bu uğurda duygusallık ve bireysellikten asla taviz vermemek yoktur. Görmemezlikten gelmek, yok saymak, unutmak ve unutulmaya müsamaha göstermek yoktur. Övgüye mazhar olanlara takdir, yanlışlara neden olanlara da iktidar ve bu uğurdaki sorumluluğun dürüstlük olmasını tembihtir. Bu sorumluluk ağırdır. Tek tek değil, ancak bir olarak ve bir araya gelerek bu ağırlığın altından kalkabiliriz. Enerjimizi, sinerjimizi, kudretimizi ve heyecanımızı birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle nefsimizin sesi, enaniyeti, kibir ve gururdan uzak sarf ederek mutlak başarıya odaklanarak hareket etmemiz gerekir. 2001 yılında kurulan partimizin her seçimde halkımızın daha teveccühünü kazanmış, partimiz ve il teşkilatlarının büyük özveriler ve mücadelelerle Yalova'da başarmayı ve maalesef başarmamayı da gördük. Ne zaman ki menfi değil müspet çalışmalar yapılmıştır, teşkilatlarımız ve Yalova kamuoyunun görüşleri, beklentileri yönünde çalışmalar yapılmıştır, İşte o zaman başarıyı ispatlamışızdır. Ne zaman ki kişilerin ruhunda ve kişilerin istişaresinden uzak kutuplaşmalara, çelişkilere, çekişmelere gündemimizde olmuştur, maalesef başarı elde etmemiz gerekirken başarısızlık elde etmişizdir. Mahalle köy teşkilatlarımızla, il teşkilatlarımızla birlikte Merkez İlçe Başkanlığı görevi yürütmekte olduğum 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda partimizin ve teşkilatlarımız Yalova'da ülke gündeminde başarısıyla anılmıştır. Sonrasında genel seçimlerde başarımız bir tesadüf olmadığı da referandum üzerinde aldığımız oyla teşkilatlarımız ciddi bir motivasyon kazanmıştır. Yerel seçimlerde teşkilatımız ve adaylarımız için demoralizasyon yaşatsa da sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50'nin üzerinde oy aldığımız teşkilatlarımızla aynı özgüveni bir kez daha kazanmışızdır. Bu başarı il yönetimi ve il teşkilatlarımızın, yani hepimizin başarısıdır. Yani sizlerin başarısıdır. Yalova'da partimize bir kez daha olmamızı başarmıştır. Bu bir tesadüf değildir. Yerel seçimlerde yaşanan başarısızlığın bir tesadüf olduğunu da ortaya koymuştur. Teşkilatlarımız birlik ve beraberlikle ilerlemede ve ötelenmeden istişare ve ortak akılla doğrudan yararlı ve faydalı olandan yana tavır aldığı sürece
başaramayacağımız hedeflerin olmayacağını bir daha göstermiştir. Aslında başarı potansiyelimizin ve kabiliyetimizin elimizde olan yerel kaynakların büyük ölçüde önemsenmemesi gerçeğinlik göstergesidir. Samimiyetin ve içtenliğin tekimizin ve sadece birilerimizin değil, hepimizin menfaatine çalıştığımız zaman yapabileceklerimiz farkındalığı içinde en yeni ve en önemli bir fırsattır. Evet arkadaşlar, başarı bize ait, elbette başarısızlık da bizimdir. Sonuçları olumlu veya olumsuz olsa, geldiğimiz nokta gibi aldığımız neticeler birer gerçektir. Bunun en büyük şahidi tarihtir. Fakat özellikle dikkat çekmek isterim ki, teşkilatlarımızın öz ve yerel kaynakları etki ve doğru değerlendirilmemesiyle başarı zaten değerlendirilmesiyle başarı bizimdir. Ne zaman ki yalnızca belirli kişilerin ve sınırlı kaynakların değerlendirilmesi partimizin bütünleşmesine engel teşkil etmiştir. AK Parti'de, milletin partisinde, milletin adresinde gönül vererek siyaset yapılan yerde şayet hesap yapılırsa strateji üretilemez. Çalışma planı oluşturulamaz. Stratejinin ve planlamanın yapılmadığı yerde heyecan ve motivasyon kaybolur. Her seçim öncesinde kim ve nasıl tartışmaları görmemezlikten geldiğimiz istenmedik sonuçlar doğurur. İsimler ve hesapları tartışmaları sonuçlarında hedeflerimizi gölgeler ve baltalar. Ve biz bir sonraki hedefimiz sonucunu düşünmezsek, belirlediğimiz hedefe nasıl varacağını hesaplayamazsak ya da dünde kalır ya da bugün istemediğimiz neticelere baş başa kalırız. Ve geçmişi bugünü hele de kendimizi düşünmekten öteye gidemezsek, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Genel Merkezimizin ve Teşkilatımızın hedeflerini sadece zikretmekle yetinmek durumunda kalırız. Bugüne kadar teşkilatlarının çeşitli kademelerinde yerel yönetimlerde edinmiş olduğum tecrübelerle partimizin hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Teşkilatlarımızın her kademesinde talep, öneri ve eleştirileri yakınından takip ediyorum. İl teşkilatlarımız üzerinde bir takım hesaplar ve oyunlar yapılmaktadır. Amacımız siyaset yapmak ve siyaset vesilesiyle ülkemize, milletimize hizmet etmektir. Bunun dışında ve ötesinde bütün ve amaçların karşısında tavrımı, duruşumu bugüne kadar hiç değiştirmedim. Haktan başkasından tamah etmedim. Edenlerin karşısında durdum. Bugün de aynı düşünce ve heyecanla AK Parti il başkanlığına aday olduğumu sizler huzurunda teşkilatımıza ve kamuoyuna bildiriyorum. Bu yoldaki ilk hesabımın, arzumun Yalova'daki önümüzdeki milletvekili seçimlerinde 2-0 yapmak olduğunu altını çiziyorum. AK Parti il teşkilatımızın birlik ve bütünlüğünün tesis edilmesi, muhafaza edilmesi için en önemlisi de her şeyden önce ilk olarak 2-0 ile il başkanına adayım diyorum. Bugüne kadar partimizde hizmet eden, bugünlere gelmemizde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, teşkilatımızda görev yapan, partimize gönül veren tüm dava arkadaşlarımı saygı ve minnetle yad ediyorum. Başta hakkın rahmetine intikal edenlerin, kuruluşumuzdan bugüne kadar partimizde hizmet edenlerin, bu davanın şanlı bayrağını tarihimizden bugünlere kadar taşıyanları rahmetle anıyorum. Bizler AK Parti'ye bayrağı altında siyaset yapmayı, siyaset edilen ülkemize ve milletimize hizmet üretmeyi sağlayan, demokrasi ve kalkınma istikrarla sürdüren kadrolara ve ülkemize liderlik eden dünya lideri kurucumuz, Genel Başkanımız, 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Teslim aldığı bayrağı daha yukarıya çekmek için durmadan çalışan teşkilatlarımıza moral ve motivasyon kaynağı olan Başbakanımız, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti'nin AK kadroları ile belirlediğimiz hedeflere, daha güçlü yarınlara, ülkemizden, milletimizden öteye, bizden beklentisi olan tüm ülkelere ve milletlere umut ışığı olma yolunda teşkilat mensuplarımız ve hemşerilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Soru sorabilir miyiz başkanım? Tabii olabilir. Şimdi 4 adayı da sorduğumuz size soralım. Cumartesi günü yapılacak il kongresinde çekilmeyi düşünüyor musunuz? Genel merkez bir adayla devam ederse sizin dışınızda.
Tabii ki bizler bir AK Parti teşkilat adabını bilen artık, bilenleriz. Ankara'yla yapacağımız, teşkilatımızla yapacağımız görüşmelerde biz şu anda geri çekilme diye bir düşüncemiz yok. İnşallah kongre tarihinde listemizde girmeyi düşünüyoruz. Tabii ki bunlar istişarelerimiz devam ediyor. Birkaç önce Hüseyin Stomak bir açıklama yaptı. Görev bana tevdi edildi. Siz bunu gerçekçi buluyor musunuz? Eğer böyle bir tevdi gerçekleştiyse siz niye aday oldunuz? Doğru bir soru. Görev tevdi edilmedi. Şu ana kadar edilseydi zaten bir açıklamayla Sayın İl Başkanımız bu açıklamayı yapardı. Görevinde verilmiş olduğu tasdiklenmiş olurdu ama şu saate kadar yapılan bir görev tevdi yok arkadaşlar. Peki Sayın Başkan, eski yönetimden arkadaşlar burada. Yeni oluşturacağınız yönetimde eski yönetimden ne kadar arkadaş olacak? Eski yönetim. Evet, şimdi tabii ki bu yürüyüşün başlangıcı 40 kişilik il yönetimimizde 22 arkadaşımızla birlikte bir yola çıkışımız var. Burada biz Yalova'da gerçekten Yalova'nın AK Parti'nin özüne dönüşünü sağlanması ve bu vesileyle bizlerin bir göreve talip olmamız ortadadır. Çünkü Yalova'da yanlış giden bir şeyler vardı. Biz bunları Ankara'ya yazıyla da bildirdik. Bizzat kendimiz de gidip bildirdik. Önemli olan burada AK Parti'nin özüne yakışır bir yönetimin oluşturulması. Dış müdahalelerde meyil vermeden kendi içerisinde bu teşkilatların oluşturulması bizim için esastır. Şimdi yönetimimizden yaklaşık 25 kişi mevcut il başkanının yetersiz olduğunu belirterek genel merkeze bir rapor göndermiş. Şimdi bu imzaya göre ve bu kişilere göre mevcut yönetim düşmüş mü oluyor? Çünkü bu şekilde bazı iddialar var. Yönetimin düştüğü, kadük olduğu. Tabii ki biz Ankara'ya gönderdiğimiz rapor il başkanımızın şahsıyla ilgili değil. Tamamen Yalova'da bir takım çevrelerle AK Parti'nin bir tövmet altında bırakılması ve müdahalelerin edilmesine karşı gönderdiğimiz bir rapordur. Yoksa bizim il başkanımızla şahsi olarak hiçbir şeyimiz olamaz da yoktur da. Ama tabii ki bu takdir Ankara'nın takdiridir. Yani.